Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, rejide sevgili Ali Vatansever'le birlikteyiz bugün ve sevgili konuğum Aslı Orman. Kendisi sosyal bilimci ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesinden. Şehir Hepimizin ve Medyaskop izleyicileri kendisine zaten aşinadırlar. Kendisi uzun süredir emek politikaları ve iş cinayetleri üzerine çalışmalarını yayınlamakta. Bugün de özellikle COVID-19 salgını ve emek politikaları üzerine. Sizin Murat Türek'le birlikte devam ettirmiş olduğu bir araştırma üzerine konuşacağız. Pandemide çalışmak zorunda olmak, işçi sağlığı yoksa halk sağlığı da yok. Başlığıyla bu yazı İSİG Meclisi'nin İşçi Sağlığı ve Halk Güvenliği Meclisi'nin internet sitesinde yayınlandı. Bu araştırmalarında özellikle emek alanındaki COVID-19 politikalarının, COVID-19 salgını öncesindeki sosyal politikaların bir devamı olduğuna işaret ederek özellikle emek alanında İstanbul'da çalışmak zorunda olanlar, hayatı eve sığdıramamak durumunda olanların gözünden özellikle veri, bilgi ve bellek anlamında eksik olan politikaların ve bunların paylaşılmasının öneminin altını çizen bir araştırmaydı. Bu programda kendisiyle birlikte bu araştırmaların tekrar üzerinden geçeceğiz ve de çalışmış oldukları haritalara tekrar bakacağız diyeyim ve hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk, merhaba Yağmur. Evet, öncelikle belki bu metnin çerçevesinden kısaca bahsedebiliriz. Burada çünkü özellikle üzerinde durduğunuz salgının, COVID-19 salgının Türkiye'yi vurmasının üzerinden neredeyse bir sene geçmişken hala bunları konuşuyor olmak da önemli. Çünkü işaret ettiğiniz özellikle pandemi döneminde de pandemi öncesinde olduğu gibi çalışma odaklı bir sosyal politikanın mevcut olmamasını dikkat çekiyorsunuz. Ve özellikle İstanbul'un çalışma ağırlıklı olan tüm bu bedenlerinin gözünden bir kırılganlığın gözetildiği bir sosyal politikanın eksikliğinin altını çiziyorsunuz. Belki ben bunları sorarak başlayabilirim. Evet, zaten dediğim gibi bu birincisi bu bir ortak çalışma, onu söyleyerek başlayayım. Yine Medyaskop seyircilerinin aşina olduğu sevgili Murat Tülek'le bu deneysel ön çalışmayı yaptık diyeyim. Sevgili Murat aynı zamanda İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde İstanbul Araştırmaları Merkezi'nde Murat Güvençler'le de beraber ekipte esasında bizim burada yaptığımız deneysel örtüştürmenin, çakıştırmanın alt zemini olan Kent 95 haritaları, yani biz bunu İstanbul'un sosyal profiline dair belli öngörüler verebildiği için kullandık. Onun da müelliflerinden birim. Bir de esasında yani tam da çıktığı bu deneyimin, bu ihtiyacın hasıl olduğu bağlamdan da bahsetmek gerekiyor. Bu en son çok kısaltılmış ve esasında hani İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin 2011'den beri çıkardığı iş cinayetleri raporunun parçası olarak, bir katkı olarak kaleme aldığımız bu kısaltılmış versiyonun esas ilk daha kapsamlı şekli Türk Tabipler Birliği'nin 6. ay izleme raporunda, COVID-19 o izleme raporunda yayınlandı. Yani biraz sonra haritaları da paylaşacağız ama dönüp de şu anda çok dediğim gibi ön iş bir aşamada dönüt vermek isteyen işte yaptığımız örtüştürmelerde bu sosyoekonomik eşitsizliklerle bulaş meselesinin örtüşmediği meselelerle ilgili önemli sorular soracak olanların da eleştirilerini bekliyoruz. Ama daha kapsamlısını okumak için o yüzden herkesi bu İşçi Sağlık Güvenliği Meclisi'nin raporundan önce Eylül 16'da Türk Tabipler Birliği'nin COVID-19 izlem grubunun parçası olarak çıkardığımız raporu, o da herkese açık bir rapor olarak paylaşıldı, Eylül raporuna bakmasını öneriyorum. İşte evet, amacımız zaten Türk Tabipler Birliği'nin sağlığın sosyal belirlenenleri dediğimiz konu hakkında bununla ilgilenirken, bu sağlıkçıların zaten geceliği nöbetler tutan, bir yandan da alınmayan önlemlerle ilk cepheden mücadele eden sağlıkçılara bu noktada işte sağlığın sosyal belirlenimlerini tutabilir misin noktasında yardımcı olmaya çalışırken bu iş başladı. Bir nevi hani Murat'la çalışmamızda hep böyle oluyor. Yani çok zor bir şey. Bu şehir planı bölümünde de çalışırken bunu hissediyorum. Hani var ya, Abidin bana mutluluğun resmini yapabilir misin demiş şair. Onun gibi hani bana sınıfın resmini yapabilir misin? O hali hazır haritalarına, Nazım imar planlarına, koruma planlarına veya kentin Google örtüne veya ne bileyim işte arazi kullanım planlarına yansımayan ama bildiğimiz şehrin yalnızca şekillerden, mekandan somut konteyner olarak mekandan oluşmayan bir sosyoekonomik eşitsizlikleri var. Rölyefleri var esasında. Yani esasında izotermi haritası var ve buna başka yollardan dolaylı olarak dokunmamız gerekiyor. Bu COVID dediğiniz hastalık ise tabii ki bu başka bir programlarda da emin biliyorum konuştuğunuzu, başımıza zembille düşmedi. Bu da zaten bu kentte görünen sosyoekonomik farklılaşmalarla, sosyoekonomik eşitsizliklerle doğrudan ilişkili.
yaşadığımız COVID'in kentimize gelmesi, işte bir gezegensel kentleşmeyle ilişkili, yaban hayatı müdahaleyle ilgili, biyodiversiteyle ilgili, aslında bu kar amaçlı sistemin ekolojiyle ve yaban hayatıyla kurduğu ilişkiyle ilgili. Biz o ilişkinin esasında bu krizi oluşturan gezegensel kentleşmenin ininde, yani aslanın ininde yaktığı, daha çok yaktığı yerlere bakmaya çalıştık. Yani orman yanıklarını izlemeye çalıştık. Bir, bu COVID var olan sosyoekonomik eşitsizlikleri, yani yine kendisinin de oluşmasına vesile olan sosyoekonomik eşitsizlikleri görünür kıldı. Yani bir fay hattı gibi düşünün. Böyle bir, hani o kimyasal, kimya borularına belli bir renkli sıvı koyarsanız ve onun akışı üzerinden onun şekli belli olur ya, bunun gibi. Hem görünür kıldı ama hem de bunu daha yakın zamanlarda daha iyi de göreceğiz. Aktivist öncü çalışmalar, şeylerin yoksulluk ağı gibi, sendikaların angajmanları gibi, gıda destekleri gibi, dayanışmalar gibi bunu gösteriyorlar. Ve bu hatları çok daha görünür de kıldı ve daha da keskinleştirdi tabii ki. Daha önce var olan sosyoekonomik eşitsizlik üzerinden çok daha büyük bir eşitsizlik hakkı akmaya başladı. Yani bizim burada Murat'la ön çalışmamız da esasında biz bunları dokunulabilir hale getirebilir miyiz? Bunun arkasında bir kez daha altını çizmek istiyorum. Yani yalnızca pür bir akademik heyecan yok. Tabii ki bütün bu eşitsizliklerin dokunulabilir hale gelmesi, eşitsizlikleri ortadan kaldıracak bir politika yapmanın zeminine dair, veri toplamasına dair de bir heyecan var. Yani bizim bilim insanlığı olarak görevimizi esasında önce tasvir edebilmek, temsil edebilmek, sözünü kuramadığımız, tasvir edemediğimiz, mekanda gösteremediğimiz hiçbir şey politikanın unsuru olamaz. O yüzden bu alandaki verisizlik, bu alandaki veri eksizliği esasında bir politika. Verisizlik politikası. Buna karşı biz de tamamen sosyal hayattan, sosyal politikalardan, ana akım basından, televizyonlardan dışlanmış olan çalışma hayatını, hepimizin esasında rutini olan, işsiz olsak üç misli rutini olan iş ararken çalışma hayatını çizilebilir bir hale getirmeye çalıştık. COVID'in bize sağladığı diyelim imkanlarla, ama dediğim gibi altını çizeceğim sevgili Yağmur, bu çok ciddi bir, pek çok belki biraz sonra konuşabileceğimiz verisizlik ortamında bir ilk deneme, bir ön çalışma diyebiliriz. Evet, çok teşekkürler bu geniş çerçeveyi aktardığınız için. Bu veri, bilgi ve bellek anlamındaki eksikliklere geçeceğiz ilerleyen zamanlarda. Öncelikli olarak bu çalışan bedenlerin, aynı zamanda da COVID-19'un toplumsal cinsiyet, bedensel engel, yaş gibi aslında pek çok farklı dışlama cephesine, zaten mevcut olduğumuz baskın kapitalist sistemlerde dışlanan tüm bu bedenlerin dışlanmasını, kırılganlığını daha da görünür kıldığı üzerine çokça yazıldı, çizildi. Çalışma anlamında özellikle İstanbul'a bakarak ve bu verileri görselleştirerek, bu verilerin mekansallaşması üzerinden geliştirmiş olduğumuz bu çalışma bir anlamda da önce aslında Türkiye özelinde. Çünkü bunu ilerleyen zamanlarda konuşacağız ama özellikle bu salgının yayılmasını görselleştiren Hayata ve Sığar gibi uygulamaların aslında neyi temel aldıklarıyla ilgili de pek çok soru işareti. İşte bu renkler ne ifade ediyor? Tam olarak ne bazlı olarak görselleştiriliyor gibi, aslında bu açık veri paylaşımına dair de çeşitli soru işaretleri var. Ve gelmeden önce aslında bu iş yerlerindeki COVID-19 kümelenmeleriyle ilgili ben sizin söylemek istediklerinizi sormak istiyorum. Çünkü özellikle çok üzerinde vurduğunuz ve Türkiye'de resmi politika anlamında da oldukça gözden kaçırılan bir kavram olduğunun altını çiziyorsunuz araştırmanızda. Evet. Şimdi çok çok teşekkürler. Böyle diğer şey gibi 1960-70'lerden beri sanki birbiriyle rekabet içindeymiş gibi olan bu kavramlardan da bahsettiğim için çok teşekkür ederim. Şimdi biz bunu yaydığımız zaman bazıları böyle, hani bazen sosyal medyada biraz o herkesin birbirine biraz haddini bildiyseydi, işte buna niye sosyoekonomik eşitsizlikler diyorsunuz, sınıfsal diyemiyorsunuz diyor. Burada da bir kez daha bunu açıklamış olayım. Çünkü kendini savunmak açısından değil ama sınıfın, tam da bahsettiğin işte toplumsal cinsiyet, kadın olmak, erkek olmak veya cinsel yönelim, bedensel olarak fit olup olmamak veya milliyet, vatandaş olup olmamak veya etnisite veya hangi göç dalgasıyla İstanbul'a geldiği, bunlarla ilişkisi var biliyoruz. Yani esasında sınıfı gayet güzel, bizde Osmanlıca'dan gelen, Arapça'dan gelen tasnif kelimesinden türeyen diye bir şey görüyorum. Aşağıda veya yukarıda veya orta katmanlarda tasnif edilmek, daha sonra bütün bu haritaları çizdikten sonra bakacağımız, tabii ki değiştirmek için, bir araya gelmek için, farklılıkları görmek için bakacağımız unsurlardan oluşuyor. Sınıf demek o yüzden yalnızca işte pazulu, mavi tulumlar giymiş erkeklerin, fabrika işçilerin nerede yaşadığı ve onların daha fazla enfekte olduğunu görmek değil. Yani toplumda
daha aşağı kademede yaşayan, daha kötü yiyen, daha kötü koşullarda yaşayan, barınan, daha çok hasta olan insanların bütün bunu, yani sonunda çalışma, bu gördüğümüz kapitalist çalışma ilişkileri içerisinde aşağıya delege edilmesini pek çok dinlemiyor olabilir. Biz burada bütün bu verilerin zaten ne yapıyoruz? Yani toplumda aynı sınıfsız, imtiyazsız bir kitleyiz demiş ya 1930'ların. 30'lardan 2020'ye uzun bir katar geliyor esasında. O katarın gidiş yönünü döndüremedik biz. Bunun böyle olmadığını da temsil edecek şekilde bu veriler bize hastalık geçmişiyle, çalıştığı iş kollarıyla, gelir grubuyla veya işte etnisitesiyle, toplumsal cinsiyeti yaşına göre paylaşılmadı. Yani bütün bu veriler nasıl paylaşıldı? HES sisteminde böyle bir ısı haritası. O ısı haritası 100 enfeksiyon mu, 1000 mi, 10 bin mi? O ısı haritası hangi mahallede başlıyor, nerede bitiyor? O bulaşıklıklar nedir? Veya dediğin gibi o kadar aramamıza rağmen belli hislerimiz de var hani mekanla uğraşan insanlar olarak. Bunların adrese dayalı tutulduğunu düşünüyorsun. Kocaman organize sanayi bölgeleri bomboşlar. Veya işte hastaneler bomboş gözüküyor. Yani bembeyaz gözüküyor. Riskli alan gözükmüyor gibi gözüküyor. Çok tabii yanıltıcı bunlar da bir yandan. Buradan da düşünüyoruz ki birkaç tane istisnayla dışarıda tuttuğumuz zaman bunlar adrese dayalı. Yani bugün ben veya sen COVID olduğumuz zaman nerede oturuyorsak, nerede ikametimiz varsa oraya yazılmış olacak. Ama işte burada neyi gözden kaçırıyoruz? Burada evet şu anda Kadıköy'den bir gösterelim hani nerede ısı haritasının, yani bu dedim ki hiç ayrıştırılmamış, tamamen karıştırılmış bir aşure verisi olan şeydi ama ne biliyoruz? Daha fazla enfeksiyonun bu gösterilen Kadıköy haritası. Kadıköy'ün kuzey batısında gördüğünüz böyle bir leke halinde kırmızılık var. Bu arada söyleyelim, 6 Eylül 2020 tarihli bir Hayat Evesar uygulamasından kareler birleştirdik sevgili Murat bunu yapmak için. Yani daha sonra o kadar arttı ki her yer kırmızıyla birbirine birleştiği için bir anlamı yoktu. Gördüğünüz biraz önceki haritada işte Fikirtepe ve Dumlu, yani Pınar'ın, yani iki tane Kadıköy'ün en raiç bedelleri düşük, yani bunu söyleyebiliriz. Yani kentsel dönüşüme maruz bırakılan, çok çabuk mülksüzleştirilebilen, daha dar gelirlerin yaşadığı yerlerin enfeksiyon olduğunu, ama güneyde enfeksiyonun 6 Eylül'de epey zor, az olduğunu görüyoruz. Yani ama tabii bütün bunlarda hani daha sonra döneriz Kadıköy haritasına da dikkate kaçırılan mesele esaslı çok kanonik olarak, yani çok ana akım olarak Avrupa'da da paylaşılan iş yeri COVID-19 kümelenmeleri. İş yeri COVID-19 kümelenmeleri. Küçük bir şeyimiz de almaya çalıştım. Kanada epey bir konuda ileri şeyleri var, paylaşımları var. Kanada İşçi Sağlığı İş Güvenliği Merkezi'nin bir COVID-19 iş yeri kümelenmeleri hiyerarşisi var. Yani esasında COVID-19, yani iş yeri dediğiniz nokta, bu gördüğünüz COVID-19 iş yeri kümelenmelerinde nasıl politikalar hiyerarşisi oluşuyor? Şimdi biz bir kere kavram bile bize şu anda biz uzak geliyor. Yani bunu hiç duymadık. O turkuaz saatli marif takvimi şeyini gördük her akşam. Böyle bir amalgam var. Hatta onlar böyle yolda giderken değişti o kavramlar. Ama biz hiç bu kavramı görmedik. Halbuki birinci bulaş mahalle, değil mi? Salgın politikaları mekansal olmak zorundadır yani. Salgını çünkü nerede tutacağım? Kordon saniteri nereye geçeceğim? Kim nereye müdahale etmeyecek? Karantina, kim nereye hareket etmeyecek? Bütün bunların mekansal olması gerekiyorsa demek ki iş yerinin ve bunların içerisinde bir de hastaneleri de biz yani sağlık emekçisi olmayanlar sağlık hizmeti almak için kullansak bile sağlık emekçileri için geniş anlamda orası bir iş yeridir ve okullar da çalışanlar için iş yeridir. Yani bir numaralı bulaş iş yeri COVID kümelenmeleri. Yani COVID-19 clusters, workplace clusters. Mesela Fransa bunları ayrı olarak veriyordu. Bunların bir kısmı mesela huzur evleri, bakım evleri olabiliyor. Diğer kısımlarında ciddi bir şekilde mesela mezbahalar, bu tarz soğuk, yani virüsün çok daha çabuk korunabileceği, devam edebileceği iklimlerde, iklimlendirmeleri olan yerler, fabrikalar, bu gibi COVID, hatırlarsınız Almanya'da olmuştu. Cluster'ları biz iş yeri öğrenebiliyorduk Almanya'dan, Fransa'dan. Biz bu kavramı Türkiye'de duymadık bile. Halbuki diyor ki gördüğünüz gibi burada Kanada İşçi Sağlık İş Güvenliği Merkezi, yani COVID-19 kümelenmelerinde ortadan kaldırmak için birinci sosyal politika uygulayacaksın diyor. İş yerlerini vazgeçilmez olmayan, elzem olmayan, yani içsel şey olmayan her yeri kapat diyor. Yani şu dönemde Galata Port inşaatının veya AKM inşaatının devam edip etmemesi bir sosyal değer kavramı olarak önümüzde duruyor. Mesela ciddi işte güvenlikli site inşaatları vesaire. İşte ne bileyim, tüketim portföyümüz içerisinde elzem olmayanları eleyip kapatabilir miyiz mesela? Veya onun dışında eğer olmuyorsa, bu vazgeçilmez bir iş koluysa, yani buradaki işte gıda üretiyorsa, işte vazgeçilmez ürünler üretiyorsa,
akışkanlığı, toplumsal alışkanlığı sağlayan şeyler üretiyorsa ikame etmen lazım. Evden çalışma temasını azaltma yapabiliyor musun? Bu da olmuyorsa işte o zaman iş yerinde mühendislik tedbirleri diyor. Bu sefer de yani biz bütün havalandırmaların elden geçirilmesi, filtrelerin elden geçirilmesi, fiziksel bariyerlerin koyulması, sansörler veya dokunmadan işleyen kumandalar koyulması diyor. Ondan sonra idari tedbirler. Çünkü bütün hayatımız bizim ilk günden itibaren bu idari tedbirlere bir de iş yeri veya ev falan diye de ayrıştırılmadan batırılmış bir durumda. Temizlik, sosyal mesafe, çalışma süresi sınırlandırılması. Bakın bu idari tedbire hiç başvurmadık mesela. Tam tersi. Kalan canların bizimdir denilerek henüz COVID olmayanlar çok daha fazla çalıştırıldılar. Shiftler arttırıldı. Risk ve kurallar hakkında bilgilendirme. Biz de böyle bir PR çalışmasına benzeyen maske mesafeye dönüştürdüğüm idari tedbirlerle kişisel koruyucu tedbirler fetişleştirdiler ama esas o noktaya kadar gelen zaten ilk bulaşın iş yerleri olduğunu kabul eden bütün o tedbirler hiyerarşisi uygulanmadı. Şimdi ondan sonra ne yapıyoruz? Tabii ki o zincir kırılamıyor. Çünkü en fazla bulaşın olduğu yerde bunu da söyleyeyim mesela işte o zaman nasıl oluyor diye baktım İstanbul'da son resmi verilere baktım. SGK'nın son verilerine göre 5,5 sigortalı insan yaşıyor. Yani sigortalının Türkiye'de %30 ila %35 arasında informal sektör olduğunu düşün. Yani sigortalı olduğu tespit edilmiş insanların üstüne bir sürü insan da katacaksınız, çalışan katacaksınız ama 5,5 milyon son Ekim'de baktığım zaman Ekim SGK verisine göre 5,5 milyon SGK'lı olanların İstanbul'da %40'ından fazlası 50'den fazla insanın yan yana çalıştığı iş yerlerinde yaşıyor. Ve bütün bu rakam %40'dan fazla zaten her gün 50 kişinin olduğu iş yerine gitmek için yüzlerce kişinin bindiği metrobüslere ve otobüslere binerek gidiyor veya metroya biniyor. Yani 50'den fazla insan çalıştığı yer zaten başlı başına. Biz ne taşıyorsa yılbaşında 6 kişi bir araya gelsin, 2 aile mi gelsin, 3 kişi mi çıksın? Yani bu o kadar salgın politikası açısından mış gibi yapmak bu o kadar ciddi bir sistemik hile, yani şeylik, riyakarlık ki ve zaten nitekim de o zincir kırılamadı. Çünkü 50 kişi yani çalışan nüfusun 2,5 milyon en azından yani bütün bu daha az bu rakamların deklare edildiğini de biliyoruz. 50 kişi yan yana çalışıyorsa biz bunların temel işçi sağlık güvenliği önlemlerinin alınmadığını 2011'den beri tuttuğumuz iş cinayeti raporlarında biliyorsak yani bu nasıl yerlerde yemek yediklerini, nasıl ulaşıma kullandıklarını, nasıl ortamlarda çalıştıklarını da görüyorsak zaten görünen köy kılavuz istemiyor. Esasında bütün bunlar çalışma iş yerleri. Bir soru daha niye böyle haritalara başvurduk? Yani esasında bütün bu yokluklar, her türlü bilimde olduğu gibi yokluklar bizi bir şeyler keşfetmeye yöneltti. Bir şekilde kesinlikle iş yerleri kümelenmeleri tutulmuyorsa, iş yerlerine dair özel politikalar üretilmiyorsa, sanki çalışmak yokmuş gibi yapılıyorsa, 20 yaşın altı sokağa çıkamaz dendikten sonra 20 yaşın altındaki işçinin Tuzla'dan Gebze'ye gitmesine izin veriliyorsa o zaman bizim başka bir yol bulmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Dediğiniz gibi özellikle iş yerleri, COVID-19 kümelenmeleri kavramının ve bunu merkeze alan resmi politikaların eksikliğine burada dikkat çekiyorsunuz. Bir yandan da dediğiniz gibi tabloda da gördüğünüz gibi elzem olmayan iş kollarının ayrımı yapılmadığı gibi elzem olmayan iş kolları durdurulmadı. Bunun yanı sıra da en kırılganın en fazla korunması ilkesi gözetilmedi bu anlamda. Bir yandan da baktığımız zaman tüm bu resmi politikaların yine toplumu homojenleştirici, genelleyici, özellikle bütün bu veri görselleştiren resmi uygulamalarda da gördüklerimizin hani hangi çalışanın, hangi yaş grubundan, hangi kırılgan ve risk grubundaki toplulukların daha fazla ulaş riski taşıdıklarına dair aynı zamanda da bu iş yerleri COVID-19 kümelenmeleri kavramını da işaret ettiği gibi nerelerde bu bulaş zincirinin kırılamadığına dair de aslında bizim bilgi almamızın engellendiği de bir görselleştirme evet. Politikası gözetimi söylenebilir. Bu bir politika. Yani verisizlik bir politika demek gerekiyor. Çünkü bu imkansızlıktan değil. Yani veri yaptığınız yerde arkasına politika koyarsınız. Politika yapma niyetiniz yoksa veya politik olarak, sınıfsal olarak politikalarınız kesinlikle sosyal politika olamayacak bir tercih yapsanız o zaman veriyi PR olarak yaparsınız. İşte o zaman veri mekansallaşmaz, yalnızca görselleşir ve işte rengiyle veya işte şeyle oynarsınız. Yani bir tasarım unsuru haline gelmiş veri olur. Ya veri paylaşıyor muyuz? Paylaşıyoruz haline gelir. Evet, tabii bu rengini ancak gösterdiğiniz durumda da gösterilen bu renkler neyi işaret ediyor? Evet. Bir sarı renkte evet. Metrekareye kaç enfekte ya da yoğun bakım yüzde kaç olan bir görselleştirme uygulanıyor? Evet. Bunları da bilmiyoruz halen. Bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Hatta işte bununla ilgili
somut kohort çalışma yapmak isteyen bilim insanlarında bu veriler paylaşılmıyorlar. Çünkü şimdi mesela tıpçıların bununla ilgili çalışma yapması o kadar elzem ki. Çünkü yani halen devam etmekte olan tedavi protokolleri var, değişiyor. İşte aşıların etkisini tespit etmeye çalışıyoruz. Bu dönemde böyle bir veriyi bu alanda zaten işte tedavi protokollerini hazırlayacak, uygulayacak olan bilim insanları paylaşmamakta çok büyük bir sosyal esasında sorumluluk ve kamusal suç. Bunu da söylemek gerekiyor. Yani bu işi sosyal bilimcilerle veya veri bilimcilerle paylaşmamaktan çok ayrı bir boyutu var tabii şu anda tıpçılarla bu tıp verileri de paylaşmamak. Evet, bütün bu sizin Murat Tülek'le gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmanız özellikle daha da kritik bir anlam kazanıyor. Buradan belki sizin yapmış olduğunuz görselleştirme çalışmalarına ve İstanbul'a bakabiliriz. Hayati ve Sığar uygulamasıyla birlikte Eylül ayının verilerini aslında görüyoruz ama bütün bu renklerin İstanbul'un sınıfsal ayrışmasını aslında nasıl daha da görselleştirdiğini siz ortaya koymuş oldunuz diyeyim ve bunu yaparken kullanmış olduğunuz Raiç Feder yaş ortalamaları, İstanbul 90, Kent 95 haritalarındaki verileri kullanmış olduğunuzu ben söyleyerek belki yönteminizi sorabilirim. Sonrasında da bulgularınızı haritalarınızda izleyebiliriz. Evet, nasıl bir iş yaptı? İsterseniz göstererek başlayalım. Hatta hani şu anda bunu dinleyerek daha fazla hani şey davetimize bunlar keşifsel haritalar keşfetmek için buyurun gelin ve siz de kullanın. Belki davetimiz yerine bulur. Çünkü dediğimiz gibi el yordamıyla yaklaşıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz İstanbul Kadir Has Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi TESEV ve Barnard van der Leyen'in 2018 verileriyle 2019'da açıkladığı esasında çocuklara yönelik isminin de 95'te oradan geliyor. Çok daha kapsamlı bir çocuklara yönelik politikaları mahalle olarak doğru mekanda ölçeklendirmek için yaptığı bir çalışma. Şimdi biz de 2000'den beri mahalle ölçeğinde gelir durumuna dair veriler paylaşılmadığı için yine çok yaratıcı bir şekilde sosyoekonomik profilleri görmek için başka bir veri kullandılar. Çok meşakkatli, kendim de adım adım yapılışına tanık olduğum bir çalışmayla İşte bütün belediyelerin çok temiz, yani vergi toplayacağı için çok temiz tuttu ve paylaştı. Belediyecilerce paylaştı. Raiç bedeller. Yani işte Vali Konağı Caddesi'nde bir dükkanınız varsa ödeyeceğiniz parayla işte Tayya Kadın Arnavutköy'de ödeyeceğiniz bir meblağ Raiç Bey'di. Bu yüzden Raiç bedelleri işte hepsinin verilerini toparlayıp büyük bir haline getirdiler. Ve bunları da TÜİK'ten aldıkları yaş aralıklarıyla yaptılar. Şimdi burada gördüğünüz lacivert veri biraz önce gösterdiğimiz. Şimdi bu bir bütün bunları tıklayarak, yani özellikle TTB'nin iki tane şey önerdim. Türk Tabipler Birliği'nin 6. ay raporunu da görebilirler. Yani bunların aynı zamanda interaktif olarak tıklayarak biraz sonra göstereceğiz zaten size. Sağa sola çektiğiniz zaman üstüne bunun bir HES, yani hayat eve sığar yorganı geliyor. Ve bu raiç bedeller ve yaş ortalamasını gösteren sosyal profiller ne kadar 6 Eylül itibariyle enfeksiyona maruz kalmışlar, bunu görebiliyorsunuz. Bunu birkaç tane ilçe için yaptık. Burada görüyorsunuz, yani bir örtüştürme söz konusu. Güneydeki Kadıköy'ü görüyorsunuz burada. Güneydeki mahalleler işte Fenerbahçe, Caddebostan vesaire. Bu 6 Eylül itibariyle daha sonrası kopuyor gidiyor çünkü hiçbir anlamı yok hayat evresinin bütün limitine rağmen. Epey işte mavi, yani kendi kriterleri içerisinde enfeksiyondan azade kaldığını görüyoruz. Ve Kadıköy ilçesi sınırı içerisinde yalnızca kuzeybatıda gördüğünüz bir yay var. O yay çok belirgin bir, tekrar geri alabilirsek, sosyo-mekansal farklılaşmaya, işte Fikirtepe, son zamanlarda işte Fikirtepe ve Dumlupınar mahalleleri, işte kentsel dönüşümde işte iştah açıcı bir kentsel dönüşümün parçası olarak bir savaş alanı haline çevrilen, daha alt gelirli, işte çok soyutta soğalı çevrilen alt gelirli insanların yaşadığı, burada gördüğünüz lacivert renk buna işaret ediyor. Düşük raiç bedel artı hane halklarındaki yaş ortalamasının da düşük olması. Yani daha çok çocuk ve daha düşük raiç bedel. Burada enfeksiyon var. Yani esasında enfeksiyon Dumlupınar ve Fikirtepe'de şurada halen kısmen yapılamamış bir sürü bina olan, yani gerçekten bir post Beyrut savaş sonrası yere de benziyor dönem dönem. Buradan kaynaklanan büyük bir ihtimalle Fikirtepe ve Dumlupınar'da yaşayan insanlar başka yerlerde çalışmaya gidiyorlar ve enfeksiyonu geri getiriyorlar. Hafta içinde çalışıyorlar, hafta sonunda enfeksiyonu geri getirip eve kapanıyorlar. Ama gördüğünüz gibi bu tabii kentsel dokuyla da ilgili. Tamamen en olabilecek en kırmızı rengi haiz olan, en yüksek raiç bedel ve en yaşlı haneleri barındıran Fenerbahçe ve Caddebostan'da ve Suadiye'de, işte kentsel dokunun hani her ne kadar orası
bina bazında bir kentsel dönüşüme tabi tutulmuş olsa da dokuyla, rüzgarlanmayla ve tabii ki evde çalışma, eve kapanma, sınıf içine kapanma imkanları enfeksiyon hızlandı. Bu bizim tabii pek çok yerde bunu görebildik. Bahçeli Evrar şeyde bakabiliriz. Yani bu mesajı aynı savunan sanırım sosyal medyada da çok paylaşıldı. Tabii alttaki kent 95 haritasıyla değil ama başlı başına da bir şey ifade ediyordu. Bahçeli Evler, Bakırköy özellikle Bakırköy'deki Ataköy 7. etapla Şirin Evler'de giderek güneydeki mahalleler eğer onu da gösterebilirsek. Yani bu esasında biraz malumun ilamı, bunun için bunu yapmaya bir gerek vardı diyeceksin. Belki gerek vardı çünkü yani tam da bunlara uymayan noktalarda ne var diye de bakabiliriz. Yani burada enfeksiyon daha fazla olması neye bağlı diyebiliriz. Burada gördüğünüz bakın Bağcılar, Bahçeli Evler. Gün gören göremediğiniz noktada ve Esenler var. Bu TEM ve E5'in arasında bir dört ilçe. Burası bir Bermuda şeytan üçgeni. Yani tabii bunun arka planındaki mekan okumasını yaparsanız Bağcılar, Bahçeliler, Bağcılar'da %100 bir örneklerle çalışma yaptığı için meskenlerle iş yerlerini küçük ölçekli tekstil, çorap vesaire iç içe olduğu yerler. Dört kat mesken, beşinci katında atölye. Atölye zaten patronun da aynı binada oturduğu, aynı memleketlisi işçilerin olduğu. Yani meskenle iş yeri birbirinden ayrılmayınca isterseniz sola doğru çekelim ne oluyor? Ve üç aşamada sevgili Murat aldı Hayat Evi Sağır'dan. Nisan'da, Temmuz'da ve Eylül'de bu gördüğünüz şey Bermuda Şeytan Üçgeni. Yani görüyorsunuz TEM ve E5'in ortadan kesiyor. Yani sağa doğru da haritanın devam ettiği daha büyük haritalarımız da var ona bakarsınız. Bu dört ilçenin olduğu TEM E5 arası hiçbir zaman bu kırmızılığı bırakmadı. Yani o iç içelik, mesken ve konutun iç içe olması, çalışmak zorunda olmak, aynı yerde yaşamak olmak ve hiçbir zaman tabii ki yoğunluk, bütün bunlar yoğunluk herhangi teknik bir tabir aynı zamanda sosyo-mekansal ve sınıfsal bir tabir böyle kaldı. Şimdi diğerinde de tabii baktığınız zaman bu haritada Bahçeli Evler burada bunu anlattık. Bir anda Bahçeli Evler'de Bakırköy'de biraz da bir kez daha sola çekebilir miyiz acaba? Bakın güneye bakın Bahçeli Evler'de bir haritanın da daha gösterdiği daha iyi göreceğiz. Biraz daha doğu tarafında gördüğümüzde E5'in bir sınır olduğunu görüyoruz. E5 yalnızca bir otoban değil esasında bir sosyal bariyer. Bunu pek çok başka analizde de görebiliyoruz ama burada da isterseniz yalnızca Bahçeli Evler ve Bakırköy'ü gösterdiğimizde evet aynı burada. Şimdi bakın biraz daha biraz önce doğuda gördüğümüzde zoom in yapabiliyoruz. Şimdi yeniden çekelim Zeytinburnu tabii ki eski. Zeytinburnu'nda yine kocaman bir, o da sahil, o da rüzgarlanıyor değil mi? O da kentsel doku olarak bakmamız gerekir ama bakın en çarpıcı olan şöyle göbek yapmış bir bulaş yükü görüyoruz orada. Orada nereye göbek yapıyor? E5'i yapıyor. Altında hemen güneyindeki mahalle Ataköy 7. etap ama E5, sanki Covid E5'i biliyor değil mi? Yani esasında sosyal mekan, hani sosyal toplum bir şey gibi, çok sevgili Murat Hoca, Murat Güvenç de der, yani biz toplumun bir dinozor gibi, yani yok biz onun izlerini okuyoruz ve burada gerçekten sosyo-mekansal, sınıfsal bir iz var. Çünkü yukarıda Şirin Evler'in o güney mahalleleri, zaten biraz ayaklarımızla da bu iş bir tek haritayla olmaz, sosyoloji yaptığımız zaman biliyoruz ki oraları çorap atölyeleri, tekstil atölyeleri, işte tam orada E5 bir sosyal sınır, bir dokusal sınır. Meskenlerle iş yerine iç içe geçtiği dünyayla daha çok bahçeli veya işte başka yer eve kapanabilme imkanları olan beyaz yakalıların olduğu ki maksimal dörtte bir olduğu düşünülüyor İstanbul'da bunun en çok çıkarılacak noktanın olduğu yerde bir sınır arz ediyor. Yani bütün bunlarla tabii yalnızca bütün bunlara bakın dediğimiz doğru sınıfsaldır COVID demek için değil. Bütün bunları çok daha mikro ölçekte ince okumalar için çalışıp eksikliklerini törpüleyerek bir politika formüle etmek umuduyla yapıyoruz. Bunu bir kez daha altını çizeyim. Veri odaklı, popülizm odaklı değil, veri odaklı politika yapmak için bütün bu umudumuz bu haritaların, bu yani çok daha şu anda kaba olan haritaların en büyük umudu da bu esasında. Biraz daha şeye de bakarsak belki Tuzla'yı gösterebiliriz bu aşamada. Tuzla'da çok çarpıcı. Tuzla kendi içinde bütün İstanbul'u yansıtıyor. Benim ilk bu emek mekanları, emek mekan çalışmaya başladığım bir ilçe olduğu için de benim için ben de yeri yani anlamamda, algılamamda yeri çok farklıdır. Bakın kuzey ve güney İstanbul'da işte kuzeyi çok daha güvenlikli sitelerden oluşan Sabancı Üniversitesi güvenlikli siteler formuna bir pisti olan ve ama İstanbul'da aynı zamanda da 8 organize sanayi bölgesinin 5'ini içeren aynı zamanda da çok kısa zamana kadar 10 sene öncesine kadar Türkiye'deki bütün gemi inşaat sanayini içeren bir ilçeydi. Tekrar sola çekersek gördüğünüz gibi önce burayı bir açıklamak istiyorum. Gördüğünüz yine mavi rengin yani güneyin eski Tuzla diyebileceğimiz sayfiye yeri olarak bilinen yani eski bir
sınıfsal kompozisyona işaret eden Tuzla'nın, yani cami mahallesi, postanenin epey kırmızı, yani yüksek raiç bedel ve yaşlı haneler olduğunu görüyoruz. Daha sonra bir meşe çekim, bembeyaz bir evet. Solu çaktığınız zaman burada işte biraz önce bahsettiğimiz arazi görüyoruz. Bembeyaz. Yani burada çok sağlıklı bir ilçe değil mi? Ne kadar yanlış bir algı veriyor. İşte tam da çalışma dünyasını, çalışma mahallelerini, mekanları, bakın belediyenin yaptığı kırılganlık haritası da çok kıymetli. Ama belediye bile bu kadar mekansal, tamamen bütün işlemleri mekansal olarak veri, çalışma mekanlarını veri bazına koymuyor. Mesela o yüzden sosyoekonomik kırılganlıkta kuzey ilçeleri olan Şile ve Çatalca daha kırılgan çıkıyorlar. Çünkü orada çalışma mekanlarına bakmadığınız zaman, çalışma, yani şöyle bir şey, belli bir sayıdan fazla insanı yan yana getiren mekanlar neresidir? Yoksa evlerimiz de çalışma mekanları, plazalar da çalışma mekanı. Şu anda boş alanlar da çalışma mekanı, hastane de çalışma mekanı, ama salgın politikasında çalışma mekanına bakmak demek bir ölçek zorundur. Mesela belli bir sayının üzerinde insanlar nerede bir araya geliyor, buna bakmak zorundasınız. İşte İBB'nin mesela kırılganlık haritasında belli sayının üstündeki insanlar nerede bir araya geliyor? İmalathaneler. Belli bir sayının üzerinde kaç kişinin çalıştırdı, bunların hepsi İstanbul Sanayi Odası'nın verilerinde var. Bunlar da eklenebilirdi. Bunu da o yüzden tekrar hani inceledikçe farkına varıyorum bununla ilgili Şile ve Çatalca'nın sosyoekonomik kırılganlıkta yüksek çıkması. Çünkü aynı. Bakın Tuzla bomboş. Çünkü Tuzla İstanbul'daki 8 organize sanayi bölgesinin 5'ini içeriyor. Çünkü o gördüğünüz o boşluklar da orası organize sanayi bölgeleri. Deri, kimya, Avrupa Tuzla sanayi, organize sanayi bölgesi. Gördüğünüz yine gördüğünüz o bembeyaz yer, yerde Aydınlı koyu tersane. Ama onun arkasında geldiğiniz zaman Aydınlı koyunu tekrar sola gelebilirsek, sola doğru getirebilirsek, konuşurken onu kaçırdım. Bunun bu arada bütün bu linkler herkese açık, bu şu anda sevgili Ali'nin bize gösterdiği bu işlemleri herkes Türk Tabipler Birliği'nin veya İşçi Sağlık İş Güvenliği veya o raporda bazı linklerde sorun çıkıyor, ama sendika da tekrar basıldı. Orada hyperlinklerle, köprülerle kendiniz inceleyebilirsiniz. Lütfen inceleyin ve eleştirilerinizi, yorumlarınızı, gördüğünüzü, düşündüklerinizi bana iletin. aslıodman@gmail.com'dan. Bakın güzel yalı ve içeri doğru, yani koy bomboş gözüküyor. Sanki Tuzla tersane çiz, kesinlikle kavuda COVID'e kapılmıyormuş gibi gözüküyor orada. Onun arkasında hemen pek çok tersaneye çalışan fason işletmenin olduğu yerde pek çok lekeler görüyoruz içmelerde, Aydınlı'da. Bunlar da yine işte esasında o bembeyaz gözüken tersanenin artçı efektleri. Yalnızca onları görebiliyoruz ama. Yani esasında neyi göstermediği açısından hepimizin malumu olan COVID sınıfsaldır. COVID daha kırılgan olana daha fazla gelir. Yani hani biz bunu zaten, şunu da söyleyeyim, evvelden de biliyorduk. Yani tozlu malzemeyle çalışanlar, işte nükleer santrallerde çalışanlar, pestisitlerde çalışan çiftçiler, fiziksel iş yapanlar, toksik malzemeye maruz kalanlar, stresli işler yapanlar, stres tabii çalışma, işin otonomisi, özelliği, işin üzerinde özellik azaldıkça stres artıyor, kontrol stresi artıyor. Bütün bunları, bu insanların daha fazla hastalığı olduğunu ve daha az yaşam beklentisi olduğunu biliyorduk. Bugün İngiltere'nin bazı mahallelerinde yaşam beklentisi Hindistan'ın bazı mahallelerinden çok daha düşük, 50'lere düşmüş yerler var İrlanda'da ve İngiltere'de. Bunun biz zaten sınıfta da olduğunu biliyorduk. Ama bence bu haritaların bir yanı da bize gösteremediğini göstermesi açısından önemli. Garip geliyor size bence, ama bence bu aşamada özellikle Türkiye'nin bu durumunda, üniversitelerin bu durumunda, bilimin bu durumunda neyi gösteremediğimizi göstermek de önemli. Ve gösteremediğimize karşı belki de her zaman değil ama bir yanında da muhakkak mekansal haritayı tutarak ayaklarımızla bilgi üretmeye, müdahil bilgi üretmeye, sağlam zeminli bilimsel ve bilgi üretmeye devam etmek de önemli. Bunun bir kısmı da neyi gösteremediğimiz olmalı. Bir yağmur çok uzattı ama bir şey de çok açıktı. Bir tek yani çalışma mekanları da değil, son dönemlerdeki konut tipolojisinin sınıfsal farklılıklarla ilişkisi. Yani mesela Büyükçekmece'de biraz önce bahsetmiştik programda önce, Alkent. Mesela bazen bir mahallenin içinde güvenlikli sitelerin içerisinde sınıfa kapanabilenler olduğunu ama güvenlik sitenin dışına çıkıyor, duvar gibi aynı mahalle içinde COVID'in enfeksiyon ısısının kırmızısının başladığını gördük. Yani esasında süreçte güvenlikli site yapısı her ne kadar homojen bir sınıfı arz içermese bile güvenlikli siteleri kapanmanın çok ciddi bir korunma unsuru olabildiğini gördük. Evet, dediğiniz gibi bir yandan neyin gösterilmediğini fark etmek, paylaşmak ve bunun görünürlüğünü talep etmek çok önemli. Bu da bir tür politika diye programda konuşmuştuk. Aynı zamanda da bütün bu verinin, bilginin, belleğin dışladıkları, yok ettiklerini
daha da görünür kılmak için çaba göstermek gerekiyor ve bu iş yerleri ve COVID-19 kümelenmeleri üzerine de daha fazla çalışma yapmak gerekiyor. Biz bu bağlantıları da paylaşacağız program bilgimizde. Herkese açık sevgili Aslı Orban'ın belirttiği gibi inceleyip bize de yorumlarınızı iletirseniz çok memnun oluruz. Çok teşekkürler. Bu araştırmaya gelip burada paylaşmamız çok değerli, çok kıymetli oldu ve üzerinde çok tartışma kaldıracak olan bir çalışma. Ellerinize sağlık. Hem sizin hem burada olmasa da sevgili Murat Tüley'e de hem teşekkür edelim, tebrik edelim, hem selamlarımızı iletelim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim ilgi gösterdiğiniz için. Biraz daha soruları yaymaya vesile olduysa ne güzel. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Hem sevgili çalışma partneri Murat'a hem de bütün bu çalışmayı mümkün kılan daha önce yapılmış Kent 95 işine emek veren bütün araştırmacılara daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere diyorum. Güzel bir dilekle bitirdik. Sevgili Ali Vatansever'e de çok teşekkürler. Rejide bize yardımcı oldu yine bu program için. Evet, Şehir Hepimizi izlediniz. Hoşça kalın.